Gerekçeli kararda lüküsün yanıp yanmadığı yeterli neden değildir denildi. Buradan vurulmuş eşim. Ben buraya çekildim çocuğumla, tüpte böyle yanıyor. Buraya oturdum. Karakol gelinceye kadar burada oturdum. Benim tanıdığı biri varsa benim kanımı, canımı benden alan bu şanstan başkası Didem olamaz. Didem abi, bir şey söyleyebilir miyim? Olmayacak. Söyle olmayacak. Bekle, benim, bak Didem Hanım bir söz kes. Sözünü kestim. Benim kocamın yattığı saati, kalktığı saati, o saatte lambayı, lokus dediğim lambayı söndürücü oldu ama nereden farkına vardı da benim çünkü kocam o saatte sıktı? Çünkü içerideydi. Senden oturabiliyor. Dışarıdan, bir şey yok. Dışarıdan atış yapılamaz o şekilde. Bu arada ben şunu da buldum. Şey yanlış mı? Yanlış mı biliyorum? Senin kocan normalde saat kaçta yatıyor? Normal 9.30-10 gibi yatır. Rukiye. Bir de şunu söylüyor. Yani dışarıdan gelip içi, yani içeriden birini vurmuş olması lazım. Hayır, sen de katil içeride hayır. dedin ya az önce. Hayır, katil içeride. Didem Hanım, adam şunu bile söyledi biliyor musun? Bir dakika, öteden gelirken, bir dakika, diyor. Bir saniye. Biz öteden çıktık, löküs yanıyordu. Biz eve yaklaşınca löküsü kapattı. Ondan sonra löküsü niye söndürdün? Löküs bitti. Biz de pelambasını yaktık, löküsü yaktık. Löküs yandı diyor. Hani bitikti demiş Assubay da. Cevap yok. Ya bitik de olabilir, söndürmüş de olabilir. Ben öyle anda, olduğunu hatırlıyorum gibi anda, bir şey söylüyorum. O saate kadar, bak, o saate kadar. Konuştuğumu bir dinle. O adamlar gelirken niye kapatıyor? Bir dinle, konuştuğumu bir dinle. Düzgün söndürmüş konuş. De olabilirim. Neden? Kapatmış da olabilirim. Neden? Çünkü neden? Ortada bir cenaze var. Neden? İşte cenazenin yanında insan niye kapatır? Karanlıkta kalmayan açıcı işaret eder. Nasıl karanlıkta kalmayacağım? Ya o anda belki dengem yerinde değildin. Çocuk bu şekildeydi. Ha kucağında. Evet. Tamam. Kadının şu dizi bu kadının kafasının üzerindeydi. Kafa da buraya kadar örtük elbise. İçeride lüküs yanıyor. Değil mi? Kısık biraz, kısık. Sönüyor. Ya bu kısıkmış, kıssana. Kısık biraz. O karanlık aşağı şu an. Dur, biraz kısık. Kısık bir şekilde yanıyordum. Ben yanmıyorum Işık demiyorum. Işık nasıl yanıyordu? Bu kadar mı yanıyordu, kısık mı yanıyordu? Bak kısık bakayım. Yanıyordu. Önce güzel yanıyordu. Biz ışığı gördük de geldik. Ha. Işık bayağı ama açık mıydı bu kadar? Açıktı. İçeri girdiğinde açıktı. Yok yok yok. Önce ışık içeri girdiğinde sönüktü. Ha sönüktü. Sönüktü. Ondan sonra niye lüküs yanmıyor? Az önce yanıyor deyince tüp bitti dedi. O anda bilmiyorum tam olarak. Belki de o benim anda beynimin döngüsünden söndürmüş de olabilirim. Benim gördüğüm ama neden kapattın o zaman? Onu anlamaya i̇şte çalışıyorum. İşte o anda beynim demek ki ne? O anda dengemi kaybetmiş çünkü söndürmüş. Sesi duyunca niye kapattı? Sesi duyunca kapattı sesi diyor. Sesi duydum ama niye ne olduğunu ses bilmiyorum ki. Gecenin bir karanlığı. Belki de biri kaçacaktı oradan. Ha, bak güzel bir soru. Diyor ki nereden belki de biri kaçacaktın? O evde biri vardı, biri yerden kaçacak. Yerden biri kaçacaktın. Orada ben adam gördü diyorum, halimi gördü. Ben dışarıda dişimi kilitledim. Şimdi kıt kıt adam kıt. Tam bu amı vurulduğu sekinin karşısındaki depe var ya. Orada depeye çıktık, löküs yanıyordu diyor. Çok net tamam, diyor. Tamam ben de belki adamların karşısında rütçeydim söndürdüm. Belki o anda belki aklıma bir şey geldi. Belki de dengem yerinde değildi söndürdüm. Adamların sesini bak ben teori yapıyorum sana. Adamların sesini duyunca hemen löküsü kapattın. Sen karanlıkta yardır. Bu adamlar gelince de zaten o sivişti. Adamlar gelince ilk içeriye baktılar. Kızım ben ya kaçırdım. Siz varlığınızda köpek birini kovdun mu? Bu adam ya bir şey yargılayarak konuşma. Delili bak. Bu adam geldiğinde ben ayakta zor duruyordum. İyi adamın yüzü. Biz askeriz demiş. Jandarmayız geliyoruz demiş. Tamam diyebilir. Diyebilir. Bu adam kaldırdığında beni bu adam ne diyor? Benim kocam öldü demişim. Bak bunu ben bilmiyorum. Bu adam şahitliyor. Ben bir demek ki ne? Oradan buraya yorulmuşum. Öldü kocam diyorsun burada. Öyle orada öyle değil misin yani? Oy gitti falan diye. Öldürdüm katil kaç dedim. Hemen karakol geliyor katil kaç dedim. Nidem Hanım fazla üzerime gelme. Bak benim beynim çok soruya sinirleniyorum. Gerçeklere geçi. Ne oldu ne bitti gerçeğe konuş bana. Gerçek ne ben, ne? Sen sana ben, göre gerçek ben, ne? Geldi orada saklandı. 1,5 saat boyunca kaldı arkada saklandı geldi. Tabii ki evim oldu. O kapının önünden bir adam geçti. Bir adam yani ne sen görüyorsun 1,5 saat boyunca fark ediyorsun. Orası baraka dışarıda en ufak sesi duyarsın. Köpek ya, bir şekilde karşıda, görmüyor. Karşıda daha da yarım saat bir saat durdu. Benim nereden haberim olacak? Köpeğimin orduğu yerde bekledi bu şans. Biz 1,5 saat. Bir yere karar sürmeye çalışmam. Bu karar çıkacak meydana çıkacak. İnşallah biz sütten onun için buradayız. Sütten çıkmış kaşık bir çıkacak meydana. İnşallah. Devlet bir oyanla dalgalanırken bir oyanla balık tutar gibi tutulacak bu. İnşallah. Hiç dalgalandırma. Belki bilmediğin bir yerden çıkacak bu. Bu bilmediğim yer çok merak ediyorum. Anam, bacım, avukatlığını yapma. Bilmediğimiz yer neresi? Biz onu söylemek zorundayız. Boş ver ben biliyorum. Yarıyı aldım, darbeyi aldım yeri biliyorsam bu semtten çıkacak. Acaba bu semtten çıkacak. O silah Murat'ın evinin yanında bir yerde gömülü olmasın? Kendi nereye koyduysa ispatlasın, devletin memurunu uğraştırmasın, devletin hakimini, savcısını uğraştırmasın. Bir şey söyleyeceğim, uğraşıyorum, devletin hakimi, savcısı da uğraşıyor. Bunun sonu iyi gelmeyecek. Söyle bunu insan gibi sıcak kanlı söyle, cezanı, belanı milleti uğraştırma. Milletin davar ola o meydanda. Benim
Şimdi bu lüküs meselesi gerçekten çok kritik. Olay anında jandarma ile beraber aslında muhtar aranıyor biliyorsunuz. Oraya tabii muhtar ulaşılamayınca muhtar beye jandarmalar, komutanlar Vasfi Bey'i yanlarına alıyorlar. Minibüs şu Vasfi Bey'i. Vasfi Bey bugün tekrar ifadeye çağrılmış, ifadesi alınmış, 5 sayfa ifade vermiş ve JASA da ifade vermiş. Birazdan onları konuşuruz ama Vasfi Bey'i ben bir göreyim ekranda. Vasfi Bey selamlar, merhabalar. Merhabalar. Teşekkürler. Bugün tekrar gidip ifade verdiğinizi biliyorum. Bugünü tekrar konuşacağım sizinle. Asıl şimdi Yılmaz Kılınç cinayetiyle ilgili bugün ya bugünden itibaren asıl şimdi başladı diyoruz. Çünkü yargı da öyle, jandarma da öyle. Asıl şimdi başlıyor. Epeydir çalışmalar yapılıyordu ama bu beraat kararının, Rukiye Kılınç'ın beraat kararının iptalinden sonra Rukiye de artık şüpheliler listesinde ve olay yeri görüntüleri olayın hemen ardından Mustafa Bey oraya gittiğinde komutan çekimler yaptı değil mi? Çekimler yapıldı mı o sırada? Nasıl çekimde? Görüntüye cep telefonuyla olay yeri ya da daha sonrasında çekildi mi biliyor musun? Ben görmedim. Sen görmedin ama olay yeriyle ilgili görüntüler olduğunu biz biliyoruz. Onlar şu anda JASA tarafından böyle saniye saniye inceleniyor. Sen bugün ifade vermişsin. O ifadeye geleceğim ama şimdi kolluk diyor ki iddianamede, pardon şeyde beraat kararında iddia makamı şunu söylüyor. Kolluk kuvvetlerince olay yerinde yapılan tespitlere göre lüküs diye tabir edilen aydınlatma aracı yanmamaktadır diyor. Ve olay yeri bu nedenle karanlıktır. Böyle karanlık bir ortamda sanığın savunmasında belirttiği gibi kocasının vurulduğunu, kafasının parçalanmış olduğunu görüp tespit etmesi mümkün değildir. Evet. Yani... Gerçekten öyle. Karanlıksa nasıl görecek? Ama bir devamındaki tutanakta da diyor ki jandarma tutanağında. Evet. Her ne kadar karaltılmış ise de kendileri yakmışlar. Bunu oraya da tutanağa geçmişler lüküs yandığını. Evet. Aynen öyle yani. Yani lüküs meselesi daha sonrasında siz yani sormadınız mı kardeşim biz oraya geldiğinde niye söndürdün demedi mi? Siz yaklaşınca söndürüyor çünkü o gün gittiğinizde cinayet sabah evet. Gecesi değil mi Vasfi? Evet söndürdü. Sonra biz yaptık lüküs işte. Beraber karakol komutanımız yaptı. Şimdi o kargaşada Rukiye'nin bağırmasından çok konuşamamıştık. Lüküs'ün şey yeterli gazı oluyor değil mi? Evet. Gazı var mıydı? Vardı. Gayet güzel yanıyordu. Gün doğuncaya kadar, ortalık aydınlanıncaya kadar yandı o lüküs. Ama o zaman nasıl olur? Yani şimdi diyor ki Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı bu iddia makamının bu iddiasından sonra gerekçeli kararda şimdi beraat ettirilecek ya şimdi Rukiye. Her ne kadar jandarmalar geldiğinde olayın geçtiği ev içerisindeki lüküs diye tabir edilen aydınlatma aracının yanmadığı tespit edilmiş ise de sanık savunmalarında olay sırasında bu aydınlatma aracının yandığını ifade etmiştir. Jandarmanın olay yerinde geliş süresi de dikkate alındığında jandarma geldiğinde lüküsün yanmıyor olması sanığın mahkumiyetine yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilemez. Ya Allah aşkına sanık oraya geldiğinde yanan lüküsü kapatıyor. Sizler de gittiğinizde jandarma gittiğinde de yakıyor. Yakıyor. Ve şu anki beyanlarınız da çok önemli. Siz bugün jandarmaya bu lüküsü anlattınız değil mi? Şey JASA'da. Gittiğinde de altında gazı var. Rukiye de onu kısıyor. Şimdi bunu neden kıstığının aydınlatılması lazım yani. Ne oldu acaba orada niye kıstı Rukiye? Devamın kısmıyor. Kapatıyor özür dilerim. Neden kapatıyor yani? Vallahi orası karanlık. Tek bir şey açıklıyor. Orada biri vardı kaçtı. Bunu açıklıyor bana. Aynen. Bir dakikalık ya yürüme mesafesinde ev görünüyor. Evle jandarmanın ve Vasfabgil'in geldiği yer tepeyle ev karşı karşıya çok net gözüküyor. Adamlar çıktığında bayağı aydınlık. Bunlar seslenince tak diye kapanıyor. Niye kapatıyorsun abicim sen ya? O zamana kadar dönmedi beynin de jandarma seslenince mi döndü beynin? Evet öyle kesinlikle. Daha güvende hissetmen lazım. Tamam artık tamam kurtuldum bir gelen var. Tamam yalnız kalmayacağım diye. Yani yok ben o anda Rukiye'nin korktuğu falan mümkün değil. Akla mantığa ters yani. Korkmuyordu ya, çünkü yanında geçti. Yoldaşı vardı. Ya korksa 1,5 saat boyunca birini aramadan... Yoldaşı vardı. Yani biri onu sakinleştirdi. Çok sakin, çok soğukkanlı. Az önce Orhan Hocam'la da onu konuştuk. Evet. Bu benim şahsi kanaatim. Yanılıyor da olabilirim. Ama Rukiye ve yanındaki herhangi biriyle bu cinayet işlenmemiş olsaydı, Rukiye bize anlattığı gibi bir anda kocasını öyle görmüş olsaydı, emin olun 112'yi de arardı, 100, atıyorum 55'i de arardı, her şeyi arardı. O 3-4 saatlik boşluğu bu kadar sakin geçiremezdi. Sakin miydi siz oraya gittiğinizde? Kapıyı açtınız, içeri girdiniz Vasfi Bey. Sakin ya ben ta ki beni görene kadar dedi ki senin beni görünce
Kocamı öldürdüler Vasfi diye bağırdı Sade Bey. O kadar bir bağırdı. Bir ağlama, bir çığlık ya da ne bileyim bir şok hali. Bağırma çığırma yok. Sadece dedim ya kapıya geldiğimizde bir jandarma geldik. Aç kapıyı dedi. Jandarma da evet. Kapıyı aç dedim. Niye dedi? Bu kadın hocanın sesi gelmiyor içeriden dedi. Yani o kadar sakin. Dışarı çıktığında peki nasıldı? Siz dışarı aldınız onu. Dışarı çıktığında nasıldı? Aynen. Hadi bir söyle ne yaptın, nereye gittin, ne oldun dedik. Aynen kalktı. Yani onu yaşamış olsa bence kalkamaz yerinden, yığılır kalır. Şimdi Rukiye...